Herkese merhabalar arkadaşlar. Emre'nin Güzellik Sırları kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere mükemmel bir krem hazırladım arkadaşlar. Bu kremin etkileri saymakla bitmiyor. Cildinde eğer ki kuruma olanlar varsa, cildini nemlendirmek isteyenler varsa bu kişiler için ciltlerinizi nemlendirecek harika bir tarif. Ve ayrıca arkadaşlar anti-aging özelliği sayesinde ve kolajen üretimini desteklemesi sayesinde cildinizde oluşmuş kırışıklıkları tamamen yok edecek, sarkmaları toparlayacak, sizi en az 20 yaşa kadar gençleştirecek, gece sürüp sabah kalktığınızda şok olmanızı sağlayacak harika bir tarif oluyor arkadaşlar. Bu tarifimizde çok güzel şeyler kullandık. Acaba bizi mükemmel bir şekilde gençleştirecek olan ve cildinizde gençleştirmekle kalmayıp lekeleri de silecek olan bu mükemmel kremimizin içerisinde neler var? Hemen bir tarife bakalım. Evet arkadaşlar, bu çok etkili olan gece bakım kremimizin içerisinde neler var? Öncelikle bir onlara bakalım. Burada arkadaşlar narenciye kullanacağız. Tabii ki de portakal. Portakalın içerisindeki C vitamini sayesinde cildiniz adeta kolajen üretimi yenileyecek. Çok güzel bir şekilde yapılanacak. Ondan sonra arkadaşlar aloe vera jeli içerisine ilave ediyorum. Ve tabii ki de avokado yağı. Cildinizi gerçekten çok güzel bir şekilde hem besleyecek hem nemlendirecek. Nemlendirdiği için arkadaşlar cildinizde yeni oluşacak olan kırışıklıkları önüne geçeceksin. Evet arkadaşlar, öncelikle portakallarımızı hazırlamamız gerekiyor. Şöyle hemen 1-2 dilim kadar portakal yeterli olacaktır. Ben portakalımı öncelikle çay süzgecimde ezerek suyunu çıkartmak istiyorum. Bu arkadaşlar gerçekten çok ama çok etkili bir krem oluyor. Şöyle gece sürüyorsunuz, cildinize güzel bir bakım yapıyorsunuz. Tabii ki de öncesinde peeling uygulamanız çok ama çok önemli. Güzel bir şekilde arkadaşlar peeling ile cildinizi derinlemesine temizleyin. Ve ondan sonra bu kremi sürün. Bunu gece sürün. Sabah kalktığınızda cildiniz daha güzel şey bir parlasın. Cildinizin o bütün yorgunluğunu atacağınız harika bir formül haline geliyor. Şöyle yarım portakalımı daha içerisine ilave edeceğim. C vitamini kolajen üretiminizi desteklediğini için arkadaşlar cildinize bir dolgu yaptırmış gibi. Adeta o cildinizde oluşmuş olan kırışıklıkların hepsi dolacak ve çok da etkili oluyor. Bunu kaz ayaklarının ve çevresine de uyguladığınız zaman arkadaşlar gözlerinizin etrafında da o gençliği hissediyorsunuz. Şöyle şu kadar portakal suyum benim için ideal. Burada arkadaşlar tabii ki de portakal suyunun taze sıkılmış olması çok önemli. Biliyorsunuz ki C vitamini özellikle ışığa karşı duyarlı olduğu için çok kolay bir şekilde okside olabiliyor. İçerisine hemen arkadaşlar şöyle 1,5 kaşık kadar aloe vera jelini ilave ediyorum. Bunları şöyle güzelce karıştırıyoruz. Aloe vera jeli zaten arkadaşlar cildinizi nemlendirici en güzel kremlerden biri oluyor. Bunun içerisine ben şimdi gördüğünüz gibi Hindistan cevizi yağını ilave edeceğim. Burada arkadaşlar isteyen olursa bunu serum şeklinde de yapabilir. Sıvı Hindistan ceviziyle de yapabilirsiniz. Şöyle. Ama ben birazcık cildimi şöyle güzelce cildimde uzun süre kalsın istiyorum. O yüzden bunu arkadaşlar katı Hindistan ceviziyle yapmayı tercih ettim. Şimdi birazcık burada Hindistan cevizi yağımızın güzelce çözülmesini sağlayacağız. İyice arkadaşlar bunlar çözünene kadar, eriyene kadar ben bunu birazcık uğraştırıcı bir işlem ama emin olun buna değer. Birazcık şöyle bastıra bastıra hemen hazırlayıp geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi Hindistan cevizinde arkadaşlar çözülmesini sağladım. Şimdi bunun içerisine 1 puf kadar da avokado yağı ilave ediyorum. Avokado yağı arkadaşlar E vitamini açısından cildinizin desteklenmesini sağlıyor. E vitamini de biliyorsunuz cildimiz için çok ama çok değerli. Bunu arkadaşlar şöyle ellerinize bile sürdüğünüzde tırnaklarınıza da mükemmel bir derecede bakım yapacak. Şimdi arkadaşlar bunu ufak bir kabın içerisine aktarabilirsiniz. Lütfen bunu bu şekilde saklamayın. Koyu kapların içerisinde saklayın. Çünkü içerisindeki C vitamininin okside olma özelliği olduğu için güneş görmesini engellememiz gerekiyor. Gün ışığından daha yoksun bir şekilde buzdolabında bunu muhafaza edebilirsiniz. 15 güne kadar bozulmadan kalacaktır. Bunu peki nasıl uygulayacağız? Bunu arkadaşlar geceleri ya da gündüz kullanacaksınız. Güneşe çıkmayacağınız günlerde kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü içerisinde C vitamini olduğu için gün ışığında cildinizde minik lekeler oluşturma ihtimali çok yüksek.
Gece kullandığınız zaman özellikle makyajınızı cildinizden güzelce arındırdıktan sonra sürdüğünüzde gerçekten kırışıklıkların gitmesini sağlıyor. Boyun bölgesine arkadaşlar, eğer ki gıdı bölgesine de uygularsanız bu bölgede oluşmuş olan sarkmaları da çok güzel bir şekilde lifting etkisiyle toparlayacak. Anti-aging değerinde mükemmel bir krem oluyor. Yapımı da çok ama çok basit. Dileyen olursa bunu her haftayı düzenli şekilde yapıp kullandığınızda gerçekten sizi en az 20 yaşa kadar gençleştirdiğini fark edeceksiniz. Bunu her tarifimde hatırlattığım gibi bu tarifimde de tekrar hatırlatmak istiyorum. Eğer ki içerisinde arkadaşlar kullandığımız ürünlerden birine alerjisi olan varsa, özellikle C vitaminine karşı, portakala karşı alerjisi olan kişilerin kesinlikle kullanmasını tavsiye etmiyorum. Yine her zaman söylediğimiz gibi bunu kullanmadan önce şöyle bileğinizin içerisine ufak bir damla damlatın, güzelce sürün ve 10-15 dakika kadar bekleyin. Herhangi bir kızarıklık, bir kızarma olursa lütfen bu ürünü kullanmayın. Ve arkadaşlar, hamile bayanların, emziren bayanların, cildinde açık yaraları bulunan kişilerin, kronik rahatsızlığı olan kişilerin doktorlarına danışmadan kullanmalarını tavsiye etmiyorum. Bu grup dışarısında 20 yaş ve üzeri olan herkes bunu severek kullanabilir. Hem cildinizi bu kış soğuğunda çok güzel bir şekilde nemlendirecek, hem oluşmuş olan kırışıklıkların giderilmesini sağlayacak, hem de cildinize eğer ki lekeler varsa lekelerinden cildinizi kurtarıp cildinize bir aydınlatma yaratacak harika bir krem oluyor bu. Benim bugünkü tarifim bu kadardı. Eğer ki bu tarifimi beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize güzel günler dilerim.